Kardeşler, kendimizi kandırmayalım. Aramızdan kimsenin orucu bu adamların orucu gibi olamaz. En uzun orucu tutan Türk ailesi. Takva ehlileri, iyi dinleyin bu olayı. Yaşanmış olay. Norveç'in Tromsø kentinde yaşayan Konyalı Arıkan ailesi 22 saatle dünyanın en uzun orucunu tutuyor. 22 saat ya. Bir günde kaç saat var? 24. Bunlara kaç saat kalıyor? 2 saat. Allah yardım etsin kardeşim. Tam mücahitler. Cansu ve Azmi Arıkan yıllardır Norveç'in Tromsø kentinde yaşıyor. 50 bin nüfuslu kuzeydeki en son şehirlerden olan Tromsø'de güneş yazın 2 ay boyunca hiç batmıyor. Güneş batmadığı zaman bir yerde fetva ne olur? Batan en yakın yere göre akşam namazını kılarlar, yatsı namazını kılarlar, iftarlarını açarlar. Batan en yakın yere göre. Bunlar da 2 ay boyunca güneş batmıyor. Batmayan güneşe rağmen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın imsakiyesine göre akşam vakti 11.22'de, imsak ise 1.22'de giriyor. Gecenin 11.22'sinde iftarı yapıyorlar, 1.22'de de imsak yapıyorlar, sahuru. Böylelikle kentte oruç 22 saat sürüyor. Hocam be, bu sene çok zorlanıyorum be. Bunu bir hafta Tromsø'ye yolluyordum, tatile. Git orada bir hafta dur. Komşum var Handan, bunun abisi Norveç'te işçi, Norveç'te. Bunlarda da oruç 21 saat. Bu sene 21,5 saatmiş. Bu adam ne yapıyor? Her sene tatilini Ramazan'a denk getiriyor. Oruç tutamıyorum hocam diyor. 21,5 saat diyor ya. Bitmiyor diyor ya. Bir ay boyunca Ramazan'da buraya tatile geliyor. Bayramı da burada anasıyla babasıyla yapıyor. Tekrar Norveç'e dönüyor. 21,5 saat. Bunlarsa rekor, bunlar da 22 saat. Oruç 22 saat sürüyor. Havanın yılın bu vakitlerinde hiç kararmadığını ifade eden Azmi Arıkan, o yüzden de oruç yaza denk geldiğinde yaklaşık 22 saat kadar sürmekte. Allah yar ve yardımcımız olsun. Zor diyor. Uzun süreye rağmen çalıştıkları için Ramazan'ın çabuk geçtiğini söyleyen Arıkan, ancak işten eve erken geldiğinde geri kalan zamanı beklemenin kendisini zorladığını anlatıyor. Şimdi işten eve geliyor akşam 6'da. 6'dan 11.22'ye kadar beklemesi lazım. Uyuyor, muyuyor, haber seyrediyor, televizyon seyrediyor, PES oynuyor falan, zaman geçmiyor. Zaman geçmiyor. Hala iftara bekliyor. Hanım da geliyor koştura koştura, iftarı falan kuruyor. İftarı yiyorlar, peşinden çayları içiyorlar, sofrayı toplamıyor. Gidiyor, mutfağa gidiyor tekrardan, sofraya ek besinler getiriyor. Buradan yarın bırakılmış olan gıdaları alıyor, mutfağa getiriyor, ek besinler getiriyor ve sofrayı hiç kaldırmıyor. Sofra bir ay boyunca orada. Bu nasıl iş? Allah bu kardeşlerimize yardım etsin. Amin. Bulgaristan Türklerinden olan Ramazan Mümin ise, bakın adamın ismine bakın, Ramazan Mümin, paçayı kurtarmış. Hem Ramazan hem Mümin. Norveç'in Tromsø kentinde gördüğünüz gibi gece 12-12.30 olmasına rağmen güneş batmadığı için Ramazan ayının zor geçen bir ay olduğunu söyleyebilirim. Gece 12 hala güneş batmıyor. Bak, ışıkta uyuyanlar, bazı insanlar vardır ışıkta hiç uyuyamazlar. Ben yattığım zaman küçük bir telefon ışığı bile olsa uyuyamam. Saatlerce gözüm açık kalır. Muhakkak bütün ışıkların kapanması gerekiyor, bütün seslerin kesilmesi gerekiyor. Sinek sesi bile olsa uyutmaz beni. Çok hassas. Adamlar gece 12 olmuş, uyuyamıyor. Güpgüneş her taraf. Mecbur bir şeyleri kapatması lazım, perde ya da panjur olması lazım. İftar ve sonrasındaki çay eşliğindeki sohbetin ardından sahur vakti yaklaşırken bir kez daha mutfağa yönelen Cansu Arıkan ise, sahur hazırlıyorum, 2 saat önce iftarımızı açtık, şimdi de sahurumuzu yapacağız dedi. 8 yaşındaki evin oğlu Efe de yazın güneşin batmamasından şikayetçi. Efe uyumak için panjurları kapatmak zorunda kaldıklarını söylüyor. Gariban çocuk. Çocuk ışıkta hayatta uyuyamaz. Panjurları kapatıyorlar. 5 Türk ailesi yaşıyor. Tromsø'nün başkenti Oslo'da 2200 kilometre uzaklıkta ve güneşin batmadığı kuzeydeki en son şehirlerden biri olduğunu aktaran Arıkan, 3'ü Konyalı, 2'si İzmirli, 5 Türk ailesinin kentte yaşadığını belirtti. Cansu Arıkan ise Ramazan ayında diğer ailelerin Türkiye'de olduğunu söyledi. Bakın uyanıklar orada da varmış. Bir ay tatili getiriyorlar. Ramazan ayında orayı terk ediyorlar ve Türkiye'ye dönüş yapıyorlar. Orucu burada tutuyorlar. Kardeşler, kendimizi kandırmayalım. Aramızdan kimsenin orucu bu adamların orucu gibi olamaz. 22 saat çok ciddi bir durum demektir. Çok ciddi. Akşam namazı, teravih namazı. 2 saatin içinde. Şimdi iftarı yaptı mı bu? Yaptı. Sonra tahmin ediyorum 20-30 dakika içinde teravih namazı kılmak zorunda. Çünkü yatsı vakti giriyor. Teravih de kılacak, peşinden koştura koştura eve gelecek. Ya Allah, Bismillah diyecek, hızlı bir şekilde yemeye başlayacak. Bu adam bahane yapmıyor, 22 saat tutulmaz hocam deyip de bahane yapmıyor. Çünkü tutmak istiyor. Yapmak istersen Allah sana yardım eder. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Ayeti bunun bir delilidir.